Merhabalar, katarak cerrahisi konusundaki 3. videomuzdaki konumuz bugünlerde çok popüler olan ve hastalarımızın bize sık sorduğu akıllı lensler. Akıllı lens kavramı aslında birazcık reklamsal bir kavram çünkü hastalara yakını, orta mesafeyi ve uzağı gözlüksüz gösteren trifokal lenslere bazı medya kanalları akıllı lens ismini taktı. Bu genel kabul gördüğü için de kullanılmaya devam ediyor. Aslında lensin içinde bir aklı yok. Lensin içinde farklı odakları var. Bu sayede uzakta, orta mesafede ve yakında gözlüksüz görmeyi sağlıyor. Yapılan klasik bir katarak ameliyatı ama bu özellikli merceklerin kullanılması. Aslında bu lensler çok yeni değiller. 20 yıl önce de benzer lensler kullanıma girmişti. Fakat özellikle gece çok fazla ışık kamaşması yapmaları, yakını gösterirken uzak görme kalitesini düşürmeleri gibi sakıncaları nedeniyle çok fazla kullanıma girememişlerdi. Günümüzde gelişen teknolojiyle özellikle birkaç büyük üreticinin geliştirdiği bu trifokal lensler artık ışık kamaşması problemini, uzak görme kalitesindeki kayıp problemini büyük ölçüde çözdüler. Bu sayede hastalar çalışırken telefonlarını, ellerindeki dokümanları, orta mesafede bilgisayarlarını ya da karşıya baktıklarında uzakları gözlük olmadan görmeye sahip oluyorlar. Bunun en büyük yararı günlük hayatta çalışan hem müşterisiyle hem ekranıyla hem elindeki dokümanla uğraşan insanlar. Bir diğer bu teknolojiden yararlanan grup özellikle markette eline bir etiket aldığında ne olduğunu okuyabilen, telefonu çaldığında rahat edebilen insanlar. Bu faydaları nedeniyle akıllı lensler gittikçe yaygınlaşıyor. Maliyet olarak normal lenslerden bir miktar daha fazla olsalar da hastanın kalan ömründe gözlük için yeniden harcama yapmaması aslında bunu mantıklı ve değerlendirilebilir bir yatırım olarak görmemize sebep oluyor. Bu tür mercekleri uygulayan merkezler oldukça fazla ama özellikle bu tür mercek uygulanacak gözlerin başka hiçbir göz hastalığına sahip olmaması, sarı noktalarının sağlam olması, ileri göz tansiyonu gibi bir problemleri olmaması, göz merceklerini tutan bağlarının sağlam olması gerekiyor. O nedenle tecrübeli bir merkezin, tecrübeli bir cerrahın ilk önce yapacağı değerlendirmede önce bunun hastaya uygun olduğuna karar vermesi gerekiyor. Diğer bir uygulama da son yıllarda özellikle eskiden miyop hastalara uygulanan çizme ameliyatı gençlerde gözlüksüzlük sağlıyordu. Ama ileriki yaşlarda gözlüksüz olmak çok mümkün olmuyordu. Çünkü uzakta sıfırda olsak yakında gözlük takmak gerekiyor. Refraktif katarak cerrahisi dediğimiz yöntemde katarak henüz oluşmadan 50'li yaşlarda yapılan katarak ameliyatı ve konulan bu akıllı merceklerle hastaların yakın gözlük ihtiyacı ortadan kaldırılıyor. Bu sayede 50 yaştan itibaren gözlük takmak zorunda kalan insanlar yakın gözlük, bilgisayar için gözlük ya da uzak için gözlük kullanmak zorunda kalmıyorlar. Ayrıca özellikle hipermetrop olanlarda uzakta da bu miyopik lazerler gibi çizme denilen yöntemlerde sonuçlar çok iyi değildi ve gittikçe kullanımları bırakıldı. Bu grup hastada da akıllı lensler iyi bir alternatif oluşturuyorlar. Tabii ki şunu unutmamak gerekiyor. Bu bir cerrahi işlem. Çeşitli riskleri var. Bu risklerin minimize edilmesi, doktorunuzla iyi bir kontağınızın olması, bu konuda tecrübesi olan bir doktorun tecrübeli bir hastanede uygun şartlarda yeterince temizlik kurallarına dikkat edilen bir ameliyathanede tek kullanımlık cihazlarla bu ameliyatı yapmasından ve gözünüze konabilecek en iyi merceğin seçilip ona uygun kalitede bir merceğin konulmasından geçiyor. Ayrıca konacak merceğin numarasının seçilmesi de çok önemli bir faktör. Çünkü ufak sapmalar gözlük bağımlılığını getiriyor. Bu konuda da göz içi mercek ölçümü yapan cihazların bazıları daha yeni teknoloji. Bu tür bir cihazla
ölçüm yapılıp OCT göz tomografisi tabanlı ya da lazer interferometre tabanlı cihazlarla yapılan ölçümlerle lens numarasının belirlenmesi gerekiyor. Akıllı lensler, refraktif katarak cerrahisi ve benzer konulardaki tüm sorularınızı ekranda çıkan e-mail adresime e-mail atarak bana iletebilirsiniz. Selamlar, saygılar.